Seattle'da bulunan Lakeside Lisesi'nin bahçesindeyiz. Bu güzel kampüse, etrafa bir bakın. Sizinle bir konuda bahse girebilirim. Mesela bu şeyin içinde eminim hidrojen ve helyum dışında bolca şey vardır. Aslında biraz karbon, oksijen, nitrojen ve biraz da fosfor ile kükürdün yanında periyodik tablodaki diğer elementlerden de bir miktar bulunuyor olmalı. Evet, işte bu periyodik tablo. Bahsettiğimiz elementleri burada görebilirsiniz. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Bu hidrojen, bu da helyum. Sadece hidrojen ve helyum olan bir evrende neler var olabilir? Dışarıda olan o şeylerin hepsinin var olamayacağı kesin. Bir gezegen veya bir laptop var olamaz ya da iskelet arkadaşım Raul da var olamaz. Aynen buradaki şu canlı arkadaşların da var olamayacağı gibi. Evet, bu gerçekten bir sorun. Bütün bu diğer elementler nereden geldi? Cevap şu. Yıldızlardan geldiler. Şu ana kadar hikayemiz soğumakta olan bir evren hakkındaydı. Bu soğuma çok önemliydi çünkü böylece madde ve enerji ayrıştı ve maddenin gördüğümüz bu farklı formları oluştu. Evet, şimdi biraz da evrenin nasıl ısınmaya başladığı hakkında konuşalım. İşte bu yıldızların içinde olan bir şeydi. Bu ısınma süreci yıldızların çevremizdeki elementleri hazırlamasını sağladı. İşte tam da bu sebeple yıldızlar bu hikayenin yıldız parçası. Bize en yakın yıldız Güneşimiz. Güneş'in yüzeyi 5800 santigrat derece, merkezi ise 15 milyon derece arkadaşlar. Şöyle düşünün. Su 100 santigrat derecede kaynıyor. Bu ulaşılabilen en soğuk sıcaklık olan mutlak sıfır noktasından yaklaşık 373 derece fazla. Güneşin merkezi ise kaynayan sudan yaklaşık 40 bin derece daha sıcak. Bu muazzam sıcaklıklarda protonlar büyük miktarda enerjiye sahiptir. Geçtiğimiz videolarda gördüğümüz üzere birbirleriyle çok şiddetli şekilde çarpışırlar. Bir müddet sonra da birleşerek helyum çekirdeğini oluştururlar. Sorun da burada. Bakın ortada karbon var. Merkezinde 6 proton bulunuyor. Şimdi karbon elde etmek için 6 protonun çarpışıp birleşmesi gerekir ve bunun için ayrıca 200 milyon derece gibi çok yüksek bir sıcaklığa da ihtiyaç var. Şimdi demire göz atalım. Demir nerede? Burada. Onun 26 protonu var. O halde demir elde etmek için 26 protonun çarpışması gerek. Bunun için ise 3 milyar derecelik bir sıcaklığın olması gerek. Peki genç evrenimizde 3 milyar derecelik bir sıcaklığı nerede bulabiliriz? Söylüyorum. Ölen yıldızların içinde arkadaşlar. Evet doğru ölen yıldızlar. Sebebi de şu. Yıldızların çoğunun, milyarlarca yıllık hayatlarının çoğunu yani yaklaşık yüzde doksanını protonları veya hidrojen çekirdeklerini birleştirerek helyum çekirdekleri oluşturmak için geçirdiklerini hatırlayın. Peki yakıtları bitince ne olur? Yıldızın merkezindeki ocak artık yıldızı destekleyemez hale gelir ve yer çekimi baskın gelip her şeyin çökmesine sebep olur. Bu çöküş çok yıkıcıdır ve merkezde çok yüksek sıcaklıklar oluşturur. Sıcaklığın ne kadar yüksek olduğu yıldızın büyüklüğüyle, orada ne kadar şey olduğuyla ve yer çekiminin gücüyle orantılıdır. Küçük yıldızları düşünürsek, küçük bir yıldızın merkezinde çok fazla basınç yoktur. Hidrojen füzyonları düşük sıcaklıkta gerçekleşir, çok yavaştır, milyarlarca yıl boyunca sürer ve bu yıldızın çok uzun ve durgun bir ömrü olur. Zamanla yakıtı bitince ölür. Aynen bir kamp ateşi gibi yavaşça sönüp gider. Burada pek ilgi çekici bir durum yok. Daha büyük yıldızlarsa çok daha ilgi çekicidirler. Çekirdeklerinde yüksek sıcaklığa sahiptirler. Hidrojen burada çok daha şiddetli şekilde yanar. Hidrojen bittiğinde ve çöktüklerinde ise 200 milyar dereceye varabilen çok yüksek sıcaklıklar üretirler. Hatırlarsanız bu sıcaklıkta 6 protonun birleşmesiyle karbon oluşabiliyordu. Bu durumda helyumu yakarak karbon oluşturmaya başlarlar ve yıldızlardaki helyum bittiğinde arkadaşlar işte o zamanda işler gitgide hızlanır. Helyumu biten yıldız yaklaşık 1 milyar derecede karbonu neona dönüştürür ve sonra da gittikçe hızlanan daha fazla çöküşle ve yeni füzyon işlemleriyle neonu oksijene, oksijeni silisyuma dönüştürür ve en sonunda 3 milyar derecede silisyum demire dönüşür. Sürecin ulaştığı son nokta ise işte budur. Sizlerle Sezar Emiliani'nin ölmekte olan devasa bir yıldızın son birkaç milyon yılına dair yaptığı harika betimlemeyi paylaşmak istiyorum. O da şöyle, güneşten 25 kat daha büyük bir yıldız, çekirdeğindeki hidrojeni birkaç milyon yıl içinde tüketecek, helyumu yarım milyon yılda yakacak, bu arada çekirdek küçülmeye, ısı da artmaya devam ederken karbonu 600 yılda yakacak, oksijeni 6 ayda yakacak, silisyumu ise bir günde yakacak demiş. Bu aşamada yıldızın merkezi aynen bir pasta dilimi gibi farklı element katmanlarından oluşmaktadır. Bir süre sonra demirle dolduğunda ise daha fazla ilerleyemez ve çöküşe geçer. Dış katmanları dağılır ve uzaya saçılır. Yani yıldızda üretilen tüm elementler yıldızın yakın çevresine yayılır. Harika. Böylece periyodik tabloda demire kadar olan tüm elementlerin nasıl oluştuğunu gördük. Peki ya diğerleri? Onlar nereden geliyor? Cevap şu. Diğer elementler ölen yıldızlardan değil de patlayan yıldızlardan geliyor. Evet doğru duydunuz, patlayan yıldızlardan. Çok büyük bir yıldızın merkezi demirle dolduğunda yıldız zamanla çöker ve patlar. Bu sırada inanılmaz yüksek bir sıcaklık üretir. Bu patlamalara süpernova denir ve bunlar astronomide görebileceğiniz en harika şeylerden biridir. Bir süpernova patlamasında periyodik tablodaki tüm elementler sadece birkaç saniye içerisinde oluşur. Bir süpernova o kadar yüksek sıcaklıklara ulaşır ve öylesine parlak bir ışık saçar ki birkaç hafta boyunca koca bir galaksideki en parlak şey olarak kalabilir. Aslında bakarsanız tarihte duyduğumuz Bethlehem yıldızı gibi pek çok yeni yıldız da süpernova olabilir. Ölü bir yıldızın olduğu yerde bir süpernovanın gerçekleştiği yerde partiküllerden oluşan büyük bir gaz ve toz bulutu vardır. Bu bulut periyodik tablolardaki tüm elementleri içermektedir ve bunlar uzaya doğru sürüklenirler. Şimdi anlattıklarımı biraz toparlayalım. Hatırlarsanız bu bölüme içinde sadece hidrojen ve helyum olan bir evrenle başlamıştık. Bu videonun sonunda periyodik tablodaki tüm elementlere ulaşmış durumdayız. Ama gerçek şu ki milyarlarca süpernovadan ve milyarlarca yıldan sonra bile evrendeki atomların %98'i hala helyum ve hidrojenden oluşacak. Geri kalanlar sadece %2'lik kısma denk geliyor. Bu durumda, e ee, o zaman bunlara niye bu kadar kafa yoruyoruz ki diye düşünebilirsiniz. Fakat aslında bu %2'lik kısım inanılmaz bir öneme sahip. Bunlar olmasa arkadaşım Raul var olamazdı ya da ben ve siz de var olamazdınız. Yani bunlar gerçekten çok önemliler. İşte bu yüzden bu bölümde yeni kimyasal elementlerin oluşumu konusunu karmaşıklığın üçüncü eşiği olarak ele aldık. Şimdi biraz soru sormanın zamanı geldi. Bu eşiğin en temel özellikleri neler? Bu konu gerçekten de önemli mi? Bu eşiğe ulaşılmasını sağlayan Goldilocks şartları nelerdi? Soru sormamız gereken bir konu daha var. Bu eşiği atlamasaydık bir şey fark eder miydi? Ya da gerçekten büyük yıldızlar hiç olmasaydı? Ve son olarak kanıtları da düşünmemiz gerekiyor. Ben anlattıklarım arasında sizlere kanıtlardan hiç bahsetmedim. Bana neden inanasınız ki? Ben bir tarihçiyim, bilim insanı değilim. Bunları bir düşünün. Evet. Bu bölümde epey fazla şeyden bahsettik. Şimdi bunların derinine inme sırası sizde. Hadi.